aslında milli takımda olan oyuncularımız da vardı. Kanada milli takımında özellikle Kyle Wilshere son bir hafta aramızda. Nick Johnson'ı transfer döneminin, yaz döneminin son bölümünde aldık. Aslında tam takım olarak da geçen hafta İstanbul'da bir araya gelebildik. Ve işte orada 3 tane maç oynadık ve bu haftayı da sayarsak bir 6-7 tane birlikte antrenman yapabilme şansımız oldu. Bu takımın tabii kuruluş amaçlarından bir tanesi genç potansiyelli, geçen seneden farklı olan, biraz daha genç, biraz daha potansiyelli bir takım kurabilmekti. Bunu kurarken de bazı negatif şeylerin olduğunu da biliyorduk. Yani aldığımız Türk oyuncuların tamamına yakını geçen sene kendi kulüplerinde çok az süre alan ya da hiç oynamayan oyunculardı ama potansiyellerine inanıyorduk. Yabancı oyuncular da potansiyelli ama mesela RJ Hunter Avrupa deneyimi ilk kez olacaktı. Dolayısıyla bu tip problemli ve soru işaretleriyle bir sezona giriş yaptık yani işin aslı. Ama son bir haftadır özellikle takımda bir araya geldikten sonra antrenmandaki tempodan, beraber oynama isteğinden son derece mutluyum ve bu takım potansiyeline çok inandığımı da defalarca söyledim zaten. Gerçekten eğer beraber birlikte vakit geçireceğimiz süreyi artırdığımız takdirde, beraber oynamaya alıştığımız takdirde bu takımın potansiyelinde çok yüksek olduğunu görüyorum. Dolayısıyla genel girişten sonra maçla alakalı birkaç şey söylemem gerekirse, Galatasaray takım bir defa Ertuğrul abi benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir insan. Ve Galatasaray takımı da teknik yapılanmayla birlikte geçen sene oyuncu kadrosuna tutarak istikrarlı bu ligin lige başlayan, yani ligin başında en istikrarlı takımlardan birisi. Çünkü kadrosunun %70'lik, %80'lik bölümünü geçen seneden getiriyor. Aynı teknik ekiple çalışıyorlar. Dolayısıyla ligin ilk haftasına bakıldığı zaman bir takım dezavantajlarımız vardı. Ama bunu sahada daha fazla mücadele ederek, daha fazla koşarak, maçın genelini de aslında elimize tutarak, yani 3. periyodun kısa bir döneminde hem oyun olarak hem skor olarak biraz geride kaldık. Onun dışında da hep oyunun kontrolü ve temposu elimizdeydi. Daha doğrusu biz oynamak istediğimiz basketbolu onlara kabul ettirdik. Dolayısıyla her açıdan bakıldığı zaman takımın güven kazanması, ligin ilk haftası olması, geleceğe güvenle bakma adına çok önemli galibiyet. Ama tabii bu galibiyeti aldık diye de biz nasıl başladığımızı, nereden geldiğimizi çok iyi bilen ekibiz. Bu galibiyetin de farklı bir yere çekilip farklı hedefler ya da farklı şeyler diye bizim öncelikli hedeflerimiz var. Öncelikli yapmamız gereken işler var. Bunları geliştirmeye, büyütmeye, hep beraber birlikte kalmaya, beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sonunda her zaman söylediğim gibi Ankara basketbolu Telekom sayesinde çok önemli bir pozisyona geldi son 2 senedir. Dolayısıyla bunu 3. seneye de taşıyarak yine Ankara seyircisini heyecanlandıran, insanları buraya getiren ve mutlu buradan yollayan bir takım olmanın gayretini sarf edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir soru varsa ben cevaplamaya gayret edeyim. Haftaya bir düzeltme yapayım. Haftaya Afyon deplasmanımız var. Haftaya Afyon deplasmanındayız. Ondan sonraki hafta Ankara'da Fenerbahçe'yle. Yani şöyle, ben yapı olarak parça parça maç maç gitmeyi seviyorum. Yani önümüzde gerçekten çok önemli bir Afyon deplasmanı var. Eğer o maçı da kazanırsak, Fenerbahçe maçı burada gerçekten çok da önemli bir seyirci önünde güzel bir maç olacaktır. Ama önce bizim bir bu galibiyetin üzerine Afyon deplasmanını kazanıp önce lige bir gerçekten çok kuvvetli bir sağlam giriş yapmamız gerekiyor. Benim buradan söylemek istediğim tek şey, burada medya mensuplarını bu kadar kalabalık şekilde bulmuşken, bu takımın gerçekten geçen sene de yaptıkları, ondan önceki sene yaptıkları, bu takım çok desteği, ilgiyi hak eden bir takım. Sizin desteğinizle de buraya gelen seyirci sayısı da muhakkak artacaktır. Lütfen sayfalarınızda, haberlerinizde Telekom takımına daha fazla değer verir, daha fazla yer verirseniz bizler de bundan dolayı çok mutlu oluruz ve geleceğe daha güvenli bakabiliriz Ankara basketbol adına. Şöyle, bunu biraz evvel TV Bull'un spikeri de söyledi, yani kaybetmiş olsanız aynı şeyi soracaktım dedi. Ligin ilk haftası olmasına rağmen müthiş bir takım görüntüsü vardı diye. Vallahi şöyle, ben şöyle cevaplayabilirim bunu. Biz yani karakter olarak çok iyi karakterlerden oluşan bir takım. Yani biz yaz dönemini gerçekten verimli geçirdik. Yani geçen seneki yaptığımız hataların bizde sıkıntı yaratan şeylerin üzerine çok iyi gittik ve hem teknik olarak hem de karakter olarak daha bu sakın yanlış anlaşılmasın. Geçen seneki takımla alakalı bir şikayet anlamında söylemiyorum. Bu yani kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Oyun olarak, teknik olarak daha 4 numarada mesela daha fonksiyonel bir oyuncu olsun istiyorduk. Kyle Wisher gibi hem içeriden oynayabilen hem dışarıdan oynayabilen. İşte 5 numara biraz daha çemberi koruyan, biraz daha atlet bir oyuncu olsun istiyorduk falan. Bunları yaz dönemi iyi çalıştık. O kimyada oyuncuların teknik olarak kendi rollerini benimsemesi ve iyi karakterler olması bizim işimizi kolaylaştırdı. Ben de gerçekten şeye çok inanan bir insanım. Hem teknik ekip içerisinde hem de takım içerisinde pozitif, birlikte davranmaya, birlikte yaşamaya,
ve gerçekten yani bizim takımımızda çok böyle bağırış çağırış gerçekten çok fazla olmuyor. Önce insani duygular, mesleki işler, ahlaki işler ön planda oluyor. Onları saldık. Onlar da bize çok çabuk reaksiyon verdiler. İnşallah böyle devam eder. En önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi bu hafta ilk haftada verdiğimiz bu görüntüyü lig boyunca yansıtabilmek olacak. Eğer bundan geri adım atarsak bu bizim için kayıp olur. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.